Video hakkında bilgi verdikten sonra videoyu ekrana koyacağım. Sizin için oyunu ve oyunun videolarını ve hikayesini araştırdım. Fakat bayağı bir zamanımı aldı. Çünkü internetteki kaynaklar yetersiz. İnternette 3 sitede belirli kaynaklarda belirli bilgiler mevcut. Fakat Creepypasta'nın orijinal sayfasında uzun bilgiler var. Ama İngilizce. Sizin için bir çevirme yaptım. Çevirmeyi okumadan önce birkaç şey söyleyeceğim. Sizin için oyunu bizzat kendim oynadım. Sonic X'e oyununda ilk başta size bir Sonic karakteri seçmenizi istiyor. Gayet sevimli bir ekran içinde müzikler çalıyor. Ardından karakterinizi seçiyorsunuz ve ardından gördünüz mü? Kısa bir süre içinde Sonic karakterinin gözleri kıpkırmızı oluyor. Fakat o sahne çok az bir süre içinde gösterildiği için görmek zorlaşıyor. Tekrar izleyelim. Ardından karakterimizi seçiyoruz ve tek bir karakter seçebiliyoruz. 3 karakter var ama birincisinden başlayabiliriz. İlk karaktere basıyoruz. Ardından korkunç bir kahkaha geliyor. Birinci bölüm başlıyor. Normal bir şekilde koşuyorsunuz oyunda. Bir süre aynı şekilde yürüdükten sonra etrafta solmuş çiçekler ve ölü bedenler görüyorsunuz. Ardından Sonic karşınıza çıkıyor. Gözleri kırmızı. Hemen sonra ekran karıncalanmaya ve kırmızılaşmaya başlıyor. Karakterinizin yürüyüş hızı yavaşlıyor. Sonic'in yanına yaklaştıkça ses daha da büyüyor ve kendimizi cehennemde buluyoruz. Yavaş yavaş korkunç Sonic jumpscare'ları şeklinde ekranda belirmeye başlıyor. Ama bizi öldürmek ister gibi. Ne kadar da kaçsak bizi yakalayacak ve yakaladıktan sonra bizi parçalayarak öldürüyor. Çığlıklarımız duyuluyor. Daha sonrasında oyun bize "You too slow run to try again" yani "Yavaşsın, tekrar denemek istiyor musun?" diye soruyor. Fakat evet veya hayır diyemiyoruz. Ardından oyun devam ediyor ve birinci karakterin öldüğünü ve ikinci karaktere geçmemiz gerektiğini görüyoruz. İkinci karaktere basıyoruz ve ikinci karakteri seçiyoruz. Oyunda herhangi bir şekilde ölebiliyorsunuz. Bir yerden atlayıp bile. Herhangi bir şekilde öldüğünüz zaman ekran kana bulanıyor. Öldükten sonra tekrar devam ediyorsunuz. Bu sefer ekran bozuluyor. Subliminal mesajlı şekiller ekranda beliriyor. Yukarıda ise "Patrick ile oyun oynamak için hayransınız" yazısı çıkıyor. Sizce bunlar da normal mi? Oyun normal bir oyun iken daha da korkunçlaşıyor. Bir süre sonra tekrar yürüdükten sonra sesler artıyor ve ekrana bir yazı daha geliyor. "Sakın koşma." Ve koşmanız gerekiyor. Ekran karıncalanıyor ve sesler yine çoğalıyor. Her yerin kan ile kaplı olduğunu görüyoruz.
Daha sonra Sonic karşımıza çıkıyor ve onu yakalayamıyorsunuz ve bir çığlık duyuluyor ve bizi yine öldürüyor. Ardından ekranda beliren yazı "O kadar çok oynayacak ruh var ki" yazısı oluyor. Oyunun sonunda bütün karakterler ölüyor ve Sonic fotoğrafı çıkıyor. Evet, biz kaybediyoruz ve Sonic kazanıyor. Ve Game Over yazısı çıkıyor. Yani oyun bitti. Peki bu oyun niye böyle yapıldı? Niye kaybettiğimiz, öldüğümüz bir oyunu oynuyoruz? Sorunun cevabını bulmak için Capypasta'nın belirttiği yazıları bir dinleyelim. Capypasta hariç başka kaynaklardan öğrendiğim bilgilere göre oyun daha önce normal bir şekilde yapılan bir CD oyunuymuş. Daha sonra birileri tarafından hacklenmiş ve oyunun ismine 666 yazısı eklenmiş. Şimdi Capypasta'nın yazdığı bu metni dinleyelim ve ardından oyunun devam kısmını videonun sonuna koyacağım. Böylece saçma sapan yorumlar yapmayarak hem oyunun hikayesini hem de oyunun nasıl bir şey olduğunu göreceksiniz. Capypasta'nın sitesindeki hikaye. Ben herkes gibi tıpkı bir Sonic hayranıyım. Daha çok yeni oyunlarını seviyorum veya hacklenmiş oyunlar oynadığımı sanmıyorum. Ancak yaşadığım deneyimlerden sonra oynamak istediğimi sanmıyorum. Güzel bir yaz öğleden sonra başladı. Sonic oynuyordum. Çin'deki kasabaları nasıl keşfedeceğimizi sevdim. Her zamanki gibi bıraktığı ve posta kutuma bir şey koyduklarını fark edene kadar. Postada ne aldığımı görmek için oyunumu duraklattım. Posta kutusundaki tek şey bilgisayarlar için bir CD ve bir not idi. İçeri aldım. İlk önce nota baktım. Ve 2 hafta içinde duymadığım sevgili arkadaşım Kale'dan geldiğini fark ettim. El yazısından tanıdığım için garip olan şey nasıl göründüğünü biliyorum. Kötü yazılmış ve cızırtılı. Ve biraz da zor görünüyordu. Sanki Kale yazmakta zorlanıyor ve acele ediyor gibiydi. Yazdığı buydu. "Tom, artık dayanamıyorum. Çok geç olmadan bu şeyden kurtulmak zorunda kaldım. Ve bunu benim için yapmanı umuyordum. Ben yapamam. O benim peşimde. Ve eğer bu CD'yi yok etmezseniz sizden sonra da gelecek. Benim için. Lütfen Tom, Tanrı'nın terk ettiği diski senden sonra gelmeden önce yok et. Benim için artık çok geç." Hikayeye göre Sonic X'e CD'sinin lanetli olduğundan bahsedilmektedir. Ve bunun kopyalarını yok etmeden, kopyalarının yok edilmesi için o kişilerin öldürüldüğünden söz edilmektedir. Şimdi hikayeden kısaca bahsettik. Artık videonun devamını izleyeceksiniz. Yani Sonic oyununun sonunu ve devamını.
İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olun ve böyle serilerin devamı için videomu beğenin.